Değerli arkadaşlar, çok vaktinizi almayacağım ama o kadar çok bize dönük bu süreçte saldırılar oldu ki insan ister istemez bir dertleşme ihtiyacı hissediyor. Ve tabii seçimlerin, 100 yılın seçimlerinin aslında son günü, seçim çalışmalarının son günü ve yarın sandıklara gideceğiz. O sebeple de bu fırsatı bulmuşken birkaç şey daha söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Sayın Kılıçdaroğlu görüşmelerimizde bize bir takım önerilerde bulundu. Başkan yardımcılığı, bakanlıklar, emin olun. Yani olmayınca da çok kolay dağıtıyorlar tabii. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmemizde de biz ilkelerimizi ortaya koyduk. Sayın Cumhurbaşkanımız bize dedi ki evet bu ilkeler bizim de ilkelerimiz. Sayın Kılıçdaroğlu'na da ilkelerimizi ortaya koyduk. Ancak bu ilkelerle beraber Sayın Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu tarafın Sayın Kılıçdaroğlu ilkelerimizi kabul etmesine rağmen bir çelişki vardı ortada. Hem HDP'nin desteğine ihtiyaç duyup hem PKK terör örgütüyle etkili mücadele sözü bir arada durmadı. Eğrelti durdu orada. Bizim bu kararı vermemizdeki en büyük sebeplerden birisi de buydu. Biz her türlü terör örgütüne karşı istikrarlı bir mücadele ilkemizi ortaya koymuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımızla bunu konuştuğumuzda dedi ki tabii ki biz zaten dedi her türlü terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Etkili ve istikrarlı mücadeleyi sizler de bize katıldıktan sonra devam ettireceğiz dedi. Anayasanın ilk 4 maddesi tabii ki bizim kırmızı çizgimiz dedi Sayın Erdoğan. Madde 66. Bunu dediğimde Sayın Erdoğan bir şaşırdı. Nasıl yani dedi bizim bununla ilgili bir derdimiz yok ki. Dedim Sayın Cumhurbaşkanım sizin yok ama Ali Babacan'ın bununla ilgili bir derdi var dedim. Biz koyalım ki el alem görsün. Evet, Millet İttifakı'ndaki Sayın Ali Babacan'ın madde 66 ile ilgili bir derdi var. Türklük tanımını anayasada çıkaranlarla nasıl yan yana duracaktık? Anayasadan ilk fırsatta Türklük tanımını çıkarmak isteyenlerle nasıl yan yana duracaktık? Mesele sadece orada bir tek HDP yok ki. HDP kafasında başkaları da var orada. O sebeple de bizim ortaya koyduğumuz ilkeler, sığınmacıların gönderilmesi. Şimdi daha düne kadar sığınmacılar isterse gider diyen Sayın Kılıçdaroğlu bir hafta içerisinde fikir değiştirdi. Peki Sayın Kılıçdaroğlu bir sene toplandınız. Her akşam toplanıp yemek yediniz dağıldınız. Ve ortaya da bir kallavi bir metin çıkardınız. O metinde bir sene içerisinde göndereceğinize dair tek bir satır var mı? Niye toplandınız bir sene içerisinde? Hani nerede sizin istikrarlı devlet adamı duruşunuz? Hadi gösterin. Hangi metninizde bunun bir sene içerisinde göndereceğinizi ifade ediyorsunuz? Şimdi geldiniz, duvarlara şey yazıyorsunuz. Sığınmacılar gidecek. Kim inanır ya? Allah aşkına kim inanır buna? O sebeple de biz sığınmacılar konusunu da Sayın Cumhurbaşkanımızla konuştuğumuzda biraz önce Sayın Bakanımız da ifade ettiler. Geri dönüş projesi bir takvim dahilinde etkili bir şekilde devam ettirilecektir. Bizim de zaten beklentimiz budur. Sığınmacıları biz Stalin'in Ahıskalı kardeşlerimize yaptığı gibi dolduralım trenlere, kamyonlara bir gecede gönderelim demiyorduk. Hiçbir zaman demedik. Biz insan hak ve onuruna yakışır bir şekilde sığınmacıların geri gönderilmesini konuşuyorduk hep. Ve şimdi de konuşuyoruz. Sınırlarımızdaki güvenliğin artırılması, evet bizim en önemli taleplerimizden birisi buydu. Zaten hani hangi cumhurbaşkanı sınırlarımızdaki güvenliğin artırılması talebine karşı çıkar? Karşı çıkmadı. Evet dedi, sınırlarımızdaki güvenliği daha da artırmalıyız, daha da artıracağız. Dolayısıyla da bizim ortaya koyduğumuz ilkelerin Cumhur İttifakı'nın ilkeleriyle daha çok örtüştüğünü gördük. Bizim ortaya koyduğumuz ilkelerin hayata geçirilmesinin Cumhur İttifakı'yla gerçekleşebileceğini gördük. Ve burada zaten bunların önemli bir kısmı yapılıyordu.
O sebeple biz mevsimlik milliyetçilerle değil, ha bir de bu arada tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nin de olduğu, benim de siyaset yaptığım, Sayın Bahçeli'nin de olduğu ittifakı seçmeyecektik de gidip HDP'nin destek verdiği ittifakı mı seçecektik? Arkadaşlar, bizim aramızda şu veya bu sorunlar olabilir ama memleket söz konusu olduğu zaman, millet söz konusu olduğu zaman inşallah Türk milliyetçileri birleşecektir, Türk milleti birleşecektir ve 28 Mayıs'ta Türk milliyetçilerinin nerede olduğunu el alem görecektir. Ben burada teşekkür ediyorum. Bütün Türk milliyetçilerine, bütün Atatürkçülere, bizimle beraber olan Sinan Oğan gönülleri başta olmak üzere, Türkiye İttifakı Partisi başta olmak üzere, Ülkem Partisi başta olmak üzere, Vatan ve Hürriyet Partisi başta olmak üzere ki bu üç parti de, ittifakımızın içinde olan bu üç parti de bizimle beraber Ata İttifakı'nın üyeleri olarak Cumhur İttifakı'nı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleme kararı almışlardır. Biz bir bütün olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık. Bu kararımızın gereğini de yapacağız, göreceksiniz. Seçim sonuçları bize Türk milliyetçilerinin nerede olduğunu gösterecektir arkadaşlar. Seçim sonuçları bize HDP'nin bu ülkeyi esir alma projesinin tarihin çöplüğüne gömüldüğünü gösterecektir. Seçim sonuçları bize aynı zamanda Millet İttifakı'nın nasıl dağıldığını, nasıl suni bir şekilde bir araya gelen Millet İttifakı'nın nasıl dağıldığını da görecektir. O sebeple buradan sonuç olarak şunu ifade etmek istiyorum. Biz bu kararımızı alırken Türk milliyetçilerinin sağduyusuna güvenerek, inanarak aldık. Ve inşallah Türk milliyetçilerinin sağduyusu yarın gereğini gösterecektir. Türk milliyetçilerinin sağduyusu yarın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek bir oy oranıyla yeniden seçilmesini sağlayacaktır. Saygılarımı sunarım. Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Dr. Sinan Oğan'a nikahları için teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, var olunuz.